Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yoğurtlu ıspanak çorbası. Menülerin içinde paylaşıyorum ama ayrıyetten de paylaşmak istedim. Çünkü bu çorba gerçekten çok güzel oluyor. Ocağın altını yakıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tencereme alıyorum. Doğradığım bir adet orta boy kuru soğanı içerisine ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Bir tabak böyle, yani hemen hemen yarım kilo kadar ıspanağı ilave ediyorum. Ben buzluğa bu şekilde temizlik koyuyorum. Çok daha rahat oluyor. Ve biraz kapağı kapatayım. Kısık ateşte ıspanaklar yumuşasın. Hemen bakıyorum. 5 dakikada kavruluyordu. Yeterli. İyice böyle ıspanağı biraz kavurun. Orta ateşte. Daha lezzetli oluyor. İçerisine yarım su bardağı arpa şehri ilave ediyorum. İsterseniz bir o kadar pirinç de ilave edebilirsiniz. Ben genelde arpa şehriyle yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Şöyle birazcık da arpa şehriyle kavuracağım. İçerisine şöyle bir 5 bardak su ilave ediyorum. Kaynar, kettle'da kaynattığım suyu. 3 bardak daha ilave ettim. 8 bardak şimdilik yeterli. Tamamdır. Ara ara böyle karıştırmayı unutmayın. Bu sefer şehriyeler pişerken dibe çöktüğü için yapışacaktır. Şimdi kapağını kapatayım. Aralıklı olacak şekilde ocağı da orta ateşe getiriyorum. Ara ara şehriyeler dibine çöküp yapışmaması için karıştırarak pişireceğim. Hemen o arada yoğurtlu sosunu hazırlayayım. Burada hemen hemen bir 6-7 yemek kaşığı kadar yoğurt var. Ben yoğurdumun dibi olduğu için birazcık sulu. Hemen içerisine kaşıkla göstereyim. Şöyle bir yemek kaşığı tam böyle tepeleme dolu olacak şekilde un. Bir adet yumurtanın sarısı. İyice bir çırpıyorum. Çorbanın suyundan şöyle iki kepçe katayım. Böyle biraz ılıklaşsın. Tekrar çırpıyorum. Tamamdır. Birazcık daha şöyle alayım. Çorbanın içine katıyorum. Şimdi artık altını yüksek ayara açıyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Kaynamaya başladı. Bu burada artık kaynasın. Altını orta ateşten birazcık daha kısayım. Çorba burada kaynarken hemen tereyağıyla nane yapacağım üzerine. Bir yemek kaşığı tereyağını tavamın içine koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar da nane ilave ediyorum. Sadece şöyle bir diş sarımsak küçük küçük doğrayacağım. Sarımsak ıspanak olduğu için çok güzel bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Şöyle hafif çok olmadan yağı yakacağım. Tamamdır. Altını artık kapatıyorum. Çorbanın içine katıyorum. Naneyi kattıktan sonra şöyle bir iki taşım kaynatıp artık kapatabilirim. Böyle naneyi kattıktan sonra bir iki taşım kaynattığınız zaman çorbanıza naneniz daha güzel yiyor. Daha lezzetli oluyor. Yeterli artık. Altını kapatıyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Tabağını alayım. Sizler de kıvamını görün. Birazcık da bir 15-20 dakikadır da dinleniyordu. Onu da göstereyim. Arzu ederseniz eğer koyu gelirse kaynar su ilave ederek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel bir çorba oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız.
Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.